aslında ev sahibi sensin, değil mi? Tamam, aynen. Aynen hocam. Önce bir kendini tanıt istersen. Herkes, benim takipçilerim de seni tanısın. Tamam hocam. Ondan sonra senden de aynı şeyi bekliyoruz. Gerçi seni herkes tanıyor ama yani Estağfurullah. sizden de birkaç kelime isteriz. Şimdi öncelikle adım Ayhan Öğmen, avukatım. 11 yıldır burada ofisimiz var bizim Biliyorsun. Downtown'da, Manhattan'da. İşte ekibimizle beraber yaklaşık 7-8 yıldır hizmet veriyoruz. Tabii buradaki işte Türk vatandaşlarımız olsun, iş adamlarımız olsun, onlara hukuki anlamda destek vermeye çalışıyoruz. Onun dışında söyleyebileceğim şey, biz de tabii hem ofis olarak hem ben devamlı biz işte canlı yayınlarla takipçilerimizin sorularını cevaplıyoruz hocam. Bizim işte Ögmen, işte Agnolov YouTube hesabımız var. İşte her hafta oradan canlı yayınlar yapıyoruz. Takipçilerimizden gelen sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Hani benim burada söyleyeceğim bu kadar. Tabii biraz da sizi dinleyelim hocam, olur mu? Tabii ki. Ben de tanımayanlar için söyleyeyim. New York Üniversitesi'nde akademisyenim. Türkiye'de de çeşitli yaklaşık 10 küsur yıldır çalışmalar yapıyorum. Kitaplar yayınladım çocuklar için özellikle. Zaten takipçilerin çoğu beni de tanıyordur. O yüzden fazla uzatmayayım. Ama merak ediyorsanız selçukşirin.com adresinden bakabilirsiniz. Hani yaptığımız çalışmalar vesaire. Son bir yıldır da ya Türkiye'de şöyle bir durum var Ayhan. Şimdi beni tanıyanlar böyle kabaca üç gruba ayrılıyor. Dört grup diyelim. Bir grup tanımıyor. Yüzde Tamam. işte yani büyük bir yüzde tanımıyor. Ama tanıyanlar üç gruba ayırıyorum kabaca. Birinci grup böyle Şirin Payız'ın CNN Türk 2014 seçimleri zamanından beni görmüşler ve beni işte siyaset üzerine yorum yapan, verilerle analiz yapan birisi olarak biliyorlar. İlk kitabım da zaten o konudaydı. Katma değeri yüksek üretime nasıl geçeriz diye yol ayrımındaki Türkiye diye bir kitap yazdım. Şimdi o grup daha ziyade siyasetle ilgili yorumları duymak istiyor benden. Bir ikinci grup var. Bunlar da eğitim çerçevesinde, eğitim politikaları üzerine çalışmalarından beni tanıyor. İşte Türkiye'de eğitimde reform nasıl olmalı, kaç adımda olmalı, ne yapılmalı vesaire diye. Onlar da eğitim üzerine, eğitim politikaları üzerine konuşmamı istiyor. Bir üçüncü grup var. Bunlar da son dönemde yani bir yıldır falan beni tanıdılar. Onlar da anne babalar, ebeveynler. Onlar da çocuk yetiştirme üzerine yani Yetişin Çocuklar kitabı, 1 milyon kitap projesi. Onlar da o konuda konuşmamı istiyor. Bir de dördüncü grup var, sen biliyorsun. Ben aynı zamanda burada bir vakfı yönetiyorum. Hamdi Ulukaya girişimi. Orada işte biz her sene bu sene 55 bin başvuru aldık. Çok güzel. Bütün o süreçlerde de beni tanıyanlar var. Onlar da girişimcilik üzerine konuşmamı istiyor. Oldu dört grup yani. Bir de Amerika'ya gelmek isteyenler falan var. Seninle ortak olduğumuz alan. Onu saymıyorum. Şimdi bu dört grup mesela imza günleri, konuşma söyleşilerde hepsi aynı salona gelince ne oluyor biliyor musun? Şimdi mesela orada birisi diyor ki işte çocuğuma yabancı dili kaç yaşında öğretmeye başlayayım diyor. Detaylı soru soruyor. İşte çocuğu uyumuyor diyor vesaire. Şimdi o ilk başta siyaset için oradan beni tanıyanlar da diyor ki hocam ne olacak önümüzdeki seçimlerde onu soruyor. Bunlar genelde birbirine de pek haz etmiyor. Yani o soru gelince ne alakası var diyor. O da ona diyor ne alakası var falan. Böyle bir dünyam var benim. Zengin yani o anlamda. Bu anlatırken uzun uzun da kendimi anlatmış oldum sanırım. Kesinlikle çok güzel hocam örnek verdiniz. Gerçi ben onu şöyle görüyorum. Hani bazen biliyorsunuz değişik şapkalar takmak gerekebiliyor. Bazen bu işte bir dernek yönetimi olabiliyor ya da bir anda mesleğiniz olabiliyor. Dolayısıyla ya da uzmanlık alanı olabiliyor. Bu çok çok güzel bir şey. Aslında sizin gibi bir değerimizin böyle dört değişik en az dört değişik gruba faydası oluyor olması, bilgi aktarıyor olması bence bizim için bir değer, çok değerli bir şey. Teşekkürler. Bunu da hani içten söylüyorum. Aynen sizin dediğiniz gibi ben de sizi dördüncü gruptan tanıma imkanına sahip olmuştum. Ulukaya girişimiyle ilgili toplantılar ve seminerlerden dolayı ve gerçekten hepsi örnek alınacak çalışmalar ve bu dönemlerde gösteriyor. Yani hocam aslında sosyal çalışmaların ne kadar önemli olduğunu bu dönemler gösteriyor ki kişilerin
aslında birbirine destek olması, birlik olması, çalışmalar çıkarması ve sorunları çözme noktasında adım atması ve tabii bilimi dinlemesi, bilimsel insanları dinlemesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Dün akşam şeyi izliyordum, Bill Gates'in 2015'teki açıklaması var. Siz daha yakından biliyorsundur, bu yaşanan virüs kriziyle ilgili. Bundan 5 yıl önce aslında toplumu uyaran bir bilim adamı gibi. Yani durumu anlatıyor ve gerçekten dikkate alınmış olsa, çalışmalar yapılıyor olsa belki şu an bir grip gibi geride bırakılacak. Bir belki virüs kriziyle karşı karşıya kalacaktık. O açıdan baktığımızda gerçekten çok değerli şeyler. Tabii biz insanoğlu biliyorsun zora düşmeden anlamıyoruz olayları. Bizim başımıza gelmeden anlayamıyoruz sorunları. Dolayısıyla geç kalabiliyoruz. Hani bu noktada bu işin ne kadar önemli olduğunu ya da toplumsal çalışmaların, çözümlerin ne kadar önemli olduğunu bir iş, yani bir şirket kadar, bir ticaret kadar önemli olduğunu anlayamıyoruz. Ancak bu şekilde anlama durumu oluyor. Umarız tabii sizinle bugünkü yayınımızda da böyle faydalı bilgiler aktarma durumumuz olursa diye umuyorum. Ben de hem sizin bilgileriniz açısından hem de takipçilerimizin ve takipçilerinizin de bilmesi açısından bugünkü bu ortak yayındaki amacımız, inanın bu yaşanan ortamda ve durumda insanlara ve takipçilerimize yalnız olmadıklarını, herkesin bununla tek olmadıklarını, herhangi bir psikolojik ya da farklı sorunların içine girmemeleri gerektiğini paylaşmak için karşı karşıyayız. Yani dolayısıyla bunun çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Çünkü moralin iyi tutulmasının önemli olacağını düşünüyorum. O yüzden bu konulara girerken şu an ben bugün sizden beklentilerimiz ya da gelecek soruların başlıklarını biraz vereyim. Hem bu sayede de adım adım ilerleriz. Tabii ki sağlık boyutu başlı başına bir olay. Zaten o noktada hem görevliler, hem bireyler, hem sağlık görevlileri devamlı uyarılarda bulunuyor dikkat edilmesi gereken noktasında. Tabii bugünkü canlımızdaki asıl durum, tabii sizin de uzmanlık alanınız olan eğitim, çocuk eğitimi, 1 milyon kitap projeniz, biraz önce değindiğiniz ve tabii ki Ulukaya girişimiyle bu başlatmış olduğunuz startup girişim programı gibi konular olacak aslında. Biraz bu durumlarda hem tavsiyeleriniz hem yaşanan durumlar anlatmanız bizim için etkili olacak. Şimdi şöyle başlayabilirim. İlk sorum olarak şöyle diyebilirim ya da bizden gelen, takipçilerden gelen soru olarak. Biliyorsunuz şu an Türkiye'de de okullara ara verildi, fiziksel eğitime ara verildi ve eğitim online üzerinden devam etmekte. Şimdi Amerika'da biz bunu görüyoruz şu an. Burada online eğitim devam ediyor ve çocuklar çok ciddi bir şekilde sanki okuldalarmış gibi velileri üzerinde durarak eğitimlerini devam ettirmelerine çalışıyorlar ve çabalıyorlar. Ama Türkiye'de durum farklı olabilir şu an. Dolayısıyla bir algı var Türkiye'de oluşan gördüğümüz kadarıyla, o da tatil algısı. Yani sanki okullar ara verilmiş ve aslında çocuklar tatildeymiş gibi. Bu noktada özellikle sizin çocukların velileri, yani çocukların velileriyle evde uzun zaman geçecekleri bu dönemde onlara önerileriniz ve tavsiyeleriniz ne olacak? Çünkü bu çok çok önemli bir durum. Çocuklarımız bizim değerimiz, geleceğimiz, yani ve dolayısıyla onların doğru yetişmesi, doğru gelişmesi ve böyle oluşan bir kriz durumunda onlar aslında bu ufak yaşlarında bizim bile hayatımız boyunca görmediğimiz bir ortamı görüyorlar ve bir kriz yönetimini nasıl yöneteceği ve bu kriz yönetiminde onlar eğitimi nasıl yürütecekleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla bu noktada sizin değerli fikirlerinizi alabilirsek bununla başlayabiliriz. Tamam. Bir 2.45 gibi bitirsek olur değil mi? Ona göre kendimizi ayarlayalım. Hiç problem. Ben 3'e çeyrek kala, çünkü 3'te bir yere varmam lazım. Uygundur hocam. Şimdi kabaca tabii daha önce hep anlattığım bir kavram vardı. Tatilde öğrenme kaybı diye bir kavram var. Bunu beni takip edenler, kitaplarını okuyanlar bilirler. Tatilde öğrenme kaybı şu. Çocuklar okul döneminde eğitim aldıkları zaman, kurumsal bir içerikte örgün eğitim aldıkları zaman sürekli bir öğrenme oluyor. Öğrenme değişim demek, ilerleme demek. Sonra tatil geliyor. Tatilde tabii o yoğunlukta öğrenme olmuyor, olamıyor.
Başka modlarda öğrenme olabilir ama yani örgün bir eğitim olmadığı zaman nerede öğrenebiliriz? İşte kamplara giderek öğrenebiliriz, yüzmeye giderek öğrenebiliriz, spor sanat etkinlikleriyle öğrenebiliriz, yetişkinlerle diyalog içerisinde staj yaparak vesaire. Pek çok başka yolu var öğrenmenin. Evde kitap okuyarak yapabilirsiniz vesaire, seyahat ederek, müzeleri gezerek. Şimdi tatile girdiğimiz zaman bu sözünü ettiğim öğrenme, yani örgün eğitim dışı öğrenme ya da okul dışı öğrenme olanağı eşit dağılmıyor maalesef. Yani okullar zaten eşit değil ama en azından bir noktaya kadar herkes gidiyor. Bir öğretmen var, oturuyor sıraya, bir düzen var. Fakat tatile geldiğimiz zaman özellikle varlıklı ailelerin çocukları müthiş bir zengin ortamda öğrenmeye devam ediyor. Yoksul ailelerin çocukları ise tamamen öğrenme sürecinin dışına geliyor. Böyle olduğu zaman da tatilde öğrenme kaybı oluyor. Tatilde öğrenme kaybı kavramı summer learning loss diye İngilizce'de geçer. Bu kavram aslında sınıflar arası, sosyal sınıflar, sosyal statü anlamında üst ve alt sınıf, eğitimli ve eğitimsiz aileler arasındaki farkın temel nedenlerinden bir tanesi. Şimdi bu Türkiye'de olsun, dünyada olsun, herkes evinde oturuyor, uzaktan eğitim yapıyor. Bütün burada aslında yine aynı o tatilde öğrenme kaybında olduğu gibi sınıfsal bir fark ortaya çıkacak. Yoksul ailelerin çocukları, evinde kütüphane olmayan ailelerin çocukları, evinde bilgisayarda internete erişim olanağı olmayan ailelerin çocukları maalesef biraz daha geride kalarak bu süreçten çıkacaklar. Bu da beni kaygılandırıyor. En önemli nokta bu. Varlıklı ailelerin, eğitimli ebeveynlerin olduğu ailelerin çocukları ise öğrenmeye devam edecekler. Orada tabii başka bir sıkıntı var. Şu an bizi izleyenlerin çoğu o gruba giriyor bence. Orada da yani ben de o gruba giriyorum. Orada da acaba işte çocuğum geri kalacak mı? İşte bütün zamanını doldurayım kaygısı var. Şu saatte işte çünkü okula gittiği zaman belli bir rutin var. Alt üst oldu. Şimdi evde nasıl olacak? Ya mesela çeşitli çözümler işte herkes arıyor. Biz de kafamıza göre çeşitli şeyler deniyoruz. Zoom üzerinden partiler yapılıyor çocuklar bulursun falan diye. Çünkü çocukların okuldan uzak olduğu zaman inşallah herkes şeyin kıymetini anlamıştır. Yani okul sadece öğrenme mekanı değil, değil mi? Okul aynı zamanda kesinlikle sosyal ve duygusal manada çocuklarımızı zenginleştiren, onların ihtiyacını karşılayan bir mekan, bir zaman. Dolayısıyla şu an evde öğrenme devam ediyor olabilir ama o sosyal iletişim, yani arkadaşlarıyla gidip oynaması, buluşması, sohbet etmesi, bütün bunlar geride kalıyor olabilir. O noktada da yani garip bir şey var. Tabii şimdi bu bilgisayar oyunları da artık sosyal olan bilgisayar oyunları var biliyorsun. Herkes geliyor, kulaklığıyla birbiriyle konuşuyor. Takım halinde mesela Minecraft'te bunu daha ziyade ben görüyorum bizim çocuklarda. Orada da bir sosyalleşme var. Bizim alışkın olmadığımız, hatta biraz eleştirel baktığımız ama biraz uzaktan baktığın zaman da evet bu da bir sosyalleşme dediğimiz bir durum var. Yani onun da desteklenmesi lazım. Zoom ne diye soruyorlar. Zoom bir sosyal iletişim aracı. Ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Skype gibi ya da şu an bizim iletişimde olduğumuz karşılıklı iki kişinin görüşmesi gibi. Orada toplantılar yapabiliyorsunuz online. Ücretsiz bu arada. Yani belli bir sayıya kadar. Aynen öyle. Hocam bir şey söyleyeceğim bu arada. Geçen konuşmanızı dinledim. Çok güzeldi. Hatta şeyden örnek vermiştiniz. Kendi çocukluğunuzdan. Nasıl işte evde bu saatleri bozup tamir etme eğitim şeyinden, aktivitesinden bahsetmiştiniz. Şu anki evde olan çocuklara bu noktada ne tür aktiviteler yapıp hem kendilerini geliştirme hem kendilerini bu boş zamanları oluşturduğunda değerlendirme noktasında tavsiyeleriniz neler olacak? Tabii. Şimdi bu kavram tinkering kavramı. Amerika'da yani İngilizce'de tinkering demek. Bozarak öğrenme demek. Ben bunu yani ben öyle çevirdim. Türkçe'ye kazandırmaya çalışıyorum. Hatta şimdi yeni bir dergi çıkaracağız. Orada da biz köşede yaptık. Bozarak öğrenme diye. Yani şimdi yaparak öğrenmeyi biliyoruz. Yani sürekli bir şey build ediyorsun. Structure geliştiriyorsun. Legolarla, şunlarla, bunlarla. Ama bazen bozduğun zaman da öğrenebiliyorsun. Yani herhangi bir şeyi bozduğun zaman nasıl oraya geri getirmenin de yollarını arayabiliyorsun. Bunu eskilerden yani bizim bilmiyorum sen çocukluğunda yaptın mı hayat? Yani bozdun mu hiç herhangi bir şeyi çocukken? Düşünmeye çalışıyorum. Sen uslu bir çocuğa benziyorsun. Pek bozmamışsındır. Ben çok bozdum. Ben hala bozuyorum.
Ya bana kimse tamir için hiçbir şey vermez mesela. Çünkü nasıl çıkacağı belli olmuyor. Usluydum ama hyper'dım diyeyim. Yani Ha, hayır. hareketliydim. Ama şey aklıma göre evet hani çok çok bozmuş değildim diyebilirim. Evet hani çok daha Yani mesela çok eski teknik taraflı radyo, olmam da şeyler transistörlü yapmadım radyoyu, diyebilirim. telefonu, bilgisayarın içini varsa, evde bilgisayarınız varsa verin tornavidayı çocuğa. Siz de yanında durun tabii, çocuğun içinde zehirli şeyler olabilir yaşına göre, şeyine göre. Radyo varsa verin eline tornavidayı. Söksün yani. Eski telefonları mesela biz çocuklarla çıkartıp bakıyorduk yani. Çocuklar biraz büyüdü bizimkiler de. Yani o bütün o süre bu hamurla da olabilir yani, hamurla oynamak da daha küçük yaştaki çocuklar için benzer bir şey. Amaç bir şeyi Kesinlikle. dönüştürdüğünü çocuğun görmesi ya da bozduğunu çocuğunun görmesi. Tinkering bu kavramın İngilizcesi, Türkçesi dediğim gibi bozarak oynamak. Çok Google'dan güzel. arayıp örnekler bulabilirsiniz yani. Evet, çok güzel bir bence tavsiye, çok güzel bir tavsiye aktivite ve özellikle bu zamanda ebeveynlerin çocukla zaman geçirirken ve en büyük sorunuz o oluyor. Yoğunken biliyorsunuz anne baba çocuklarla zaman geçiremiyor. Şimdi tam fırsatı o Ya zamanı müthiş olumlu ya. şekilde Yani yapıp bir şeyleri beraber yapmak. özür dilerim. Şu son 2 haftada ben satranç oynamayı seviyorum. Yani çok iyi değilim yani, yanlış anlaşılmasın, ama seviyorum. Yıllardır da bizim evde satranç var. Oynarız ama yani hani bir defa oynarsın işte 3 hafta kimse bakmaz, 2 ay kimse bakmaz. Öyle yani, böyle oturup oynadığımız bir şey değil. Şu an bizim Aynen. evde her gün 1-2 saat satranç oynanıyor. 2 oğlum var. Birbirleriyle oynamaya başladılar, benimle oynamaya başladılar. Hatta beni yenmeye başladılar. Biraz moralimi bozuyor bu durum. Ama şimdi mesela bu koronanın bizim ilişkimize kazandırdığı şey örneğin satranç oldu. Yani tesadüfen çıktı. Orada bir sürü oyun vardı. Hiçbirini olmadı. Satranç çıktı. Dün büyük oğlum, ki çok nadirdir yani ergenlerden bunu duymak, 17 yaşında. Ben dedi satranç senin için oynamıyorum, kendim için oynuyorum. Çok sevmeye başladım falan dedi mesela. Çok beni mutlu Süper. etti. Bu sürecin bana kazanımı işte çocuklarla satranç oynamayı yeniden keşfettik. Başka türlü olabilir yani, eşim mesela resim yapıyor çocukla. Ama şunu da söyleyeyim yani, asıl bunu söylerken oradan girdim. Yani ya sürekli çocukla, ya bu hastalık bende de var. Sürekli çocukla meşgul olmak, sürekli onu meşgul etmek ya da onun benim de bir şey yapmasını istemek. Bu da yani görüyoruz ki yani ilk birkaç gün iyiydi. Şimdi bu kartı uzayacak yani. Şimdi bunu her gün yapamayız. Yani keşke belli bir structure oluşturabilse. Yani şu Kesinlikle. saatte kahvaltı, şu saatte öğle yemeği, bu saatte akşam yemeği diye. Ama yani ergenler için o da zor. Bizim büyük oğlan şimdi gelecek sene Eylül'de üniversiteye başlıyor. Yani sabah 9'da kahvaltı yap diyoruz. Uyamıyor ki, nasıl yapacaksın? Dolayısıyla bu da hayatın gerçeği yani. Bütün bunlar bir dans yani. Benim bu Yetişin Çocuklar kitabında okuyanlar biliyor yani. Ebeveynlik bir dans işi yani. Karşılıklı. Duruma göre, mizaca göre, yaşa göre, ortama göre yapılacak şeyler bunlar. Değişebilir yani. Bir reçetesi yok bu işin. Bu 1 milyon kitap projesi nasıl başladı? Nereden ilham aldı? Ve Türkiye'de şu an binlerce eve gönderilmiş durumda. Bize bu projeden biraz bahsederseniz çok çok değerli bir proje. Biz istiyoruz ki bundan takipçilerimiz de haberdar olsun. Onlar da tabii böyle bir projeye nasıl destek olabilirler? Bu konuda kısaca bir açıklama Tabii ki. yaparsanız çok Bu seviniriz. proje beni çok mutlu eden bir proje. Bir sosyal girişimcilik projesi. 6 tane set var benim yazdığım. O setleri satıyoruz 75 liraya. Hepsi burada üzerinden. O setleri aldığınız zaman biz sizin adınıza başka bir aileye o seti ücretsiz gönderiyoruz. Bizi izleyen herkes şu an gidip 1milyonkitap.com şeyine girsinler, adresini. Orada zaten seçenekler var. Bir tanesi diyor ki satın almak istiyorum. Alabilirsiniz. Paramız yoksa giriyorsunuz, diyorsunuz ki ücretsiz talep etmek istiyorum. Sıraya giriyorsunuz. Biz sattığımız set sayısı kadar ücretsiz seti dağıtıyoruz. İlk 10 bin seti dağıttık ücretsiz olarak bütün Türkiye'ye. Şimdi önümüzdeki dönemlerde işte 10 bin 10 bin o şekilde gideceğiz. Yeni çocuk akrabanız, eşiniz, dostunuz, arkadaşınızın çocuğu doğduğu zaman orada hoş geldin bebek seti var. Çok güzel, sertifikalı. Onu hediye edebilirsiniz vesaire. Amacım Türkiye'de bu evinde kitap olmayan %80 var ya, yani Türkiye'de 1,3 milyon çocuk doğuyor.
1 milyonun evinde kitap yok, kitaplık yok doğduğu zaman. Bebek kitaplığı da çok önemli biliyorsun. Çocuklara okumak lazım ama kitap yoksa neyi okuyacaksın? Varsa nasıl okuyacaksın? Bir de eğitmek lazım ebeveynleri. Biz bütün bunları işte o site üzerine yapmaya çalışıyoruz. Bir yıl oldu işte tabii bu kriz falan biraz engelliyor. Yani Türkiye'de bu işleri yapmak biraz zaman alıyor. Biraz sabır istiyor. Bir gün uzun uzun o projenin arkasındaki kaybolan yıllarımın hikayesini de anlatırım inşallah. İnşallah ama çok değerli yaptığınız çalışma gerçekten. Evet. Biz onun için teşekkür de etmek istiyoruz size. Biliyorum zamanımız kısıtlı. Ben ikinci o zaman duruma tabii geçeyim. Sizinle de tanışmamıza fırsat olan bu Hamdi Ulukaya projesiyle ilgili işte biliyorsunuz bu Türkiye'deki genç girişimciye yönelik bir startup projesini başlattınız. Çok da güzel çalışmalar yaptınız. Bize biraz bilmeyenler için bu projeden bahsederseniz ve o noktada da biliyorsunuz şu an neredeyse hayatın durma aşamasına geldiği bu noktada bu girişimci arkadaşlara da genç arkadaşlara bu dönemi nasıl daha efektif geçirmeleri konusunda tavsiyelerde bulursanız sevinirim. Tabii ki. Şimdi herkes gidip web sitesine bakabilir. hamdiulukayagirishimi.com ya da ulukayagirishimi.com diye. Türkiye'nin aslında en büyük girişimcilik ekosistemindeki en büyük oyuncularından bir tanesi. Hamdi Ulukaya'nın Türkiye'ye bir armağanı bu. Hamdi Ulukaya biliyorsun çoban yoğurtları Amerika'da olan herkesin çok iyi bildiği bir markadır. Amaç Türkiye'den dünya markası çıkartmak. Girişimci olduğunu kendisiyle farkında olmayanları girişimci olmaya yöneltmek. Çok da başarılı dördüncü yılında, çok uzun uzun oradaki arkadaşların başarısını anlatmayayım ama hem dünya çapında başarılı olan hem Türkiye'de başarılı olan pek çok insan çıktı. Bu sene 50 küsür bin başvuru aldı. Yani 55 bin genç başvurdu. Yani çok güzel. İnanılmaz bir rakam. Yani işte inşallah önümüzdeki dönemlerde tekrar senden de burada New York'taki bütün girişimcilerden mentorları biz topluyoruz buradan. Türkiye'den onları getiriyoruz, buluşturuyoruz. O şekilde destek oluyoruz. Önümüzdeki günlerde zaten oradan da yayınlar yapmaya başlayacağız. Daha detaylı Süper. Olarak o şekilde şey anlatacağız o hikayeyi. Fakat kesinlikle. Şu kadarını söyleyeyim. Şimdi bu, yani Türkiye'de şimdi hayata atılmanın bir yolu devlete girmek değil mi? Memur olacaksın. Öbür yolu ticarethane açmak. Bir üçüncü yol da işte yok. Yani Amerika'da abi geldiğinde ya da dünyanın pek çok ülkesinde gençler girişimci olmak istiyor. Küçük ve orta ölçekli girişimciler biliyorsun işletmeler Amerika'da %90 istihdamı onlar yaratıyor. Yani bunu Türkiye'de bu girişimler, bu startupları kimler kuracak? Bu gençler kuracak. İşte bizim bu gençlere önderlik etmemiz lazım. Sadece memur olmak için, sadece işte özel sektörde gidip asgari ücretle çalışmak için değil, kendi hayallerini gerçekleştirmek için onları desteklememiz lazım. Kesinlikle çok da değerli bir program ve eminim zaten gittikçe talep de olsun, başaracağı, imza atacağı markalar olsun, girişimler de olsun, sayısı hep artacak. Tabii biz de burada birey olarak elimizden geleni yapacağız. Ben de New York'tan bir Türk kökenli, Türkiye'den gelen bir kişi olarak bu tip bir projeye ne kadar faydamız, desteğimiz, mentor olarak da olursa bunu vermeye devam edeceğiz Sayın Hocam. Bir o zaman bir de şöyle bir şey sorayım. Ben biliyorum sonuna doğru geliyoruz programımızın. Sizin bu yaşanan virüs olayına tabii bir eğitimci gözüyle yani bu olayı nasıl görüyorsunuz? Bir de sizin bakış açınızla yani eğitimi virüsle mücadelenin hangi noktasına koyuyorsunuz? Yani çünkü... Ya onu... Pardon. Estağfurullah. Ben, siz zaten başladınız. Ben orada bitireyim. Bence sen ilk başta çok güzel bir noktaya değindin. Yani ilk açılışta bilimin kıymetini anladığımız günleri yaşıyoruz dedin ya. Çok çok önemli bir nokta. Bence hakikaten bir süredir Türkiye değil, bütün dünyada bilimsel yaklaşım rağbet görmüyordu. Yani safsatalar rağbet görüyordu. Yani birisi çıkıp diyor ki işte bu bize bulaşmaz gen ya da kelle paçaya ya da yani Türkiye'de olduğu için meşhur olan söylemler. Ama bütün dünyada var. Yani Amerika'da da mesela global ısınmaya inanmayan bir %40'lık kesim var Amerika'da. Yani bütün bilim insanlarının %99.9'u diyor ki biz dünyayı kirletiyoruz. Tüketim alışkanlığımızdan dolayı kutuplar eriyor. Ama vatandaşların %30'u 40'ı buna inanmıyor.
Yani halen daha dünyanın düz olduğunu inananlar var ya. Yani aya gidilmediğini inananlar var vesaire. Safsatalar diyelim işte, komplo teorileri. Şimdi Google'un olduğu bir devirde komplo teorisi üretmek o kadar kolay ki. Yani Google'a gir, iki tane kavramı al, biraz araştır, bir bağ kurarsın. Yani atıyorum, yani ne bileyim, pirinç üretimiyle zeka arasındaki bağ mesela. Biraz araştır, ama varmış dersin. Yani rastgele seçtim yani. Koltukla kalorifer arasında bir tane komplo teorisi kurabilirsin. İnternete girip biraz araştırdığın zaman. Bunu kişilere çevirince ne demek istediğimi anlayacaksın. Kesinlikle, kesinlikle. Dolayısıyla bizim bilimsel yaklaşma ihtiyacımız var. Bilimsel yaklaşım şudur arkadaşlar. Yani ben yolda yürürken mesela bakıyorum ki kadınlar, erkekler yan yana yürüdüğü zaman 10 tane işte park var da şu an karşıda, bir örnek olarak görüyorum. Parkta yürürken baktım ki 10 tane çift var. 9'unda kadınlar hep konuşuyor, erkekler konuşmuyor. Şimdi gelip burada desem ki ya kadınlar erkeklerden çok konuşuyor bir araya geldiği zaman, bu bilimsel bir yaklaşım değildir. Bu anekdottur, kişisel gözlemdir. Çünkü ertesi gün gidersiniz, tersini görürsünüz. Bilimsel yaklaşım şudur: o parka gelen 1000 kişi rastgele seçilir. Güzel bir sistematik bir gözlem şematiğiyle bunlar kayıt altına alınır. Sonra istatistikli olarak bunlar analiz edilir. Sonra bunu sen bir dergiye gönderirsin. O derginin hakemleri vardır. Onlar inceler ve der ki şurada şurada bilimsel hatalar yapmışsın, olmamıştır. Bir daha yaparsın. Bir daha, yani uzun bir sürecin sonucunda bilimsel olur. Sistematik olur. Şimdi bu bilimsel sistematik yaklaşım biraz yavaş ilerler ama sağlam ilerler. Eksikleri yok mudur? Elbette vardır. Ama öbürü tamamen günübirlik gözlemlere, psikolojik sizin ön yargılarınıza dayalıdır, yani anekdotal olanlar. Yani işte atıyorum ben Karslıyım mesela. Karslılar şöyledir. Ya 3 tane Karslı gördün diye öyle diyebilir misin? Yani Türkler zekidir. Yani böyle saçma, işte kelle paça yersen geçer. Yok, Türk genine bu bulaşmaz. Şimdi bu virüsün güzel tarafı ne biliyor musun? Sen de onu zaten onun için ilk başta dedin. Bu virüsün güzel tarafı hızlı ilerlediği için bu tür safsataları hemen öldürüyor. Brezilya başkanı dedi ki ben inanmıyorum dedi. Ertesi gün sözcüsünde virüs çıktı. Trump dedi, işte biliyorsun Trump 3 hafta önce ne diyordu? Bu bir saçma söylenti diyordu. Dün ne diyor? 200 bin kişi ölecek diyor. Çok ciddi bir durum. Yani virüs hızlı ilerlediği için hemen safsatalar ölüyor. E şimdi dünya düzdür diye de uğraşamıyoruz tabii. Yani dünyanın düz olmadığını ispatlamak biraz zaman alıyor. Kesinlikle hocam, çok doğru bir noktaya değindiniz. Gerçekten de şuna benziyor. Hani bilgi nasıl hızlı yayılıyorsa, değil mi? Bilgi hızlı yayıldığı için farklı söylemler olamıyor. Ama bu virüs o kadar hızlı yayılıyor ki herhangi farklı bir şeyle ortaya çıkmalarına fırsat vermiyor kimsenin. Tabii diğer bir durumda ilginç, mesela şeyden bahsedince siz, küresel ısınmada. Bir dakika ya, bu aşağıdaki yorumları okuyorum da, Baver diye bir arkadaş var. Sınıftaki yaramaz çocuklar gibi. Baver'ciğim artık yazma sen. Bak görüyorum, iki yazandan biri Baver, diğerleri de şikayet ediyor. Öbür türlü kapatmak gerekecek. Buyur. Zaten tamam. 5 dakika kaldı da söylemedim, edemedim ya. Tamam, iyi. Ben üniversitede de Ayhan, NYU'da sınıftan öğrenci atan nadir hocalardan bir tanesiyim. O yüzden Baver, uyarıyorum seni. Ben de farkındaysanız dikkatli konuşuyorum hocam karşınızda. Estağfurullah. Için. Estağfurullah. Sen profesyonel bir arkadaşımız. Espri yapıyorum. Bir artı taraf, hani virüsün bize yarattırdığı ya da neyi anlamamız noktasında ilginç bir tespit de şeyde vardı. Bu yaşanan durumda hayat durduğu için üretim de duruyor. Üretim de durduğu için hava kirliliği düşmüş durumda. Hatta bununla ilgili paylaşılan resimler var. İşte virüs olayı öncesi hava kirliliği oranı ve görüntüsü ve ondan sonraki görüntü. Evet. Baktığımızda krizin önemli şeyi belki dünyanın hayatta kalabilme ya da bu yaşamın hayatta kalabilme yaşını uzattı aslında şu an bu yaşanan durum. Gerçekten bizim özellikle buna önem vermemiz gerekiyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. Doğaya önem vermemiz gerekiyor. Bizim çocuklarımıza, sonra gelecek insanlara ne bıraktığımızın çok çok büyük bir değeri var. Ama eminiz gerçekten, mesela şu an New York'a baktığımızda biliyorsunuz bir sokağa çıkma yasağı koyuldu buralarda. Hani şöyle bir yasak değil, polis kapının önünde durup çıkamazsın demiyor. Aynen. Ama insanlar uyuyor şu an.
çıkmamaya çalışıyorlar. Acil durumlarda çıkmamaya çalışıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü kişiler, yani bireyler de bu işin ciddiyetini anlamaya başladıkları an aslında yönetimin de işi kolay oluyor. Bu tip bir şey, virüs kriziyle mücadelede çok daha kolay oluyor. Ben biliyorum programımızın son dakikalarına giriyoruz. Söylemek istediğiniz hocam birkaç şey daha varsa biz değerli takipçilerimize. Ben sadece şunu söyleyeyim, yani takip eden arkadaşlarımızın özellikle Amerika ile ilgili buraya iş yapmak, hukuksal süreçlerle ilgili sorular olursa Ayhan her zaman hem Instagram'da yayınlarıyla bilgilendiriyor herkesi. Ben görüyorum zaman zaman, ben de izliyorum. Hem de bir, yani ben de mesela birkaç defa aramıştım seni, sağ ol, destek oldun. Buradaki profesyoneller arasında bu tür dayanışmalarda örnek bir insansın. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Hocam biz senin çizdiğin yoldan gidiyoruz, öyle söyleyeyim. Siz yaptığınız katkılara biz de elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Bunlara devam ederiz. Umarım en kısa zamanda tekrar bir canlı yayın yapma imkanımız olursa hem takipçilerimizi faydalandırmış oluruz. Çok teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Tamam. Sevgiler. Bay bay. Sağ ol. Hoşça kal.